Şimdi alimi gayb dediğimiz bizim isim metafizik bir alan vardır. Mesela bizim bu metafizik alanında en çok ilgimizi çeken varlıklar kimlerdir? Cin, Cin. Bak hiç kimse melek demez. Halbuki iman rüklü melektir. Evet cinlere iman etmemiz zaruridir çünkü Kur'an'da geçer. Ama ve iman esas ne vardır? Melaike vardır. Doğru mu? Niye herkes ben derim alemi gaybda, metafizik alanda bizim dikkatimiz ilk varlık deyince niye kimse melek demedi? Herkes cin dedi. Çünkü bizim aklımızda en baskın karakter cindir. Üç afiller. En tehlikeli üç harfliler cin değildir yani. En tehlikeli üç harfliler zaman ben söylüyorum ene. Ben. Ondan sonra say alta koy ne istiyorsan yani. Alemi gayba nüfus etmek istiyorsan risaletten yani nübüvetten ders alman lazım. O kanalla girdiğinde alemi gayb açılır. Alemi gayb açılır, metafizik alana geçtiğinde abiler oradan geri dönüşü de zordur. Teuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Hoş geldiniz. Cenab-ı külli şükür, külli dua, külli marifet dersi olan bu dersler hürmetine Filistin'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Siyonist rejimin istilasından, zulmünden onları halal seylesin. Bu hadiseyi ümmetin birleşmesine vesile eylesin inşallah. Evet, konumuz zahir olan gayb ve hatta gaybin bilgisine ulaşmak ister misin? İkinci söz serimize başlıyoruz inşallah meydan nasip ederse. Böyle bir 3-4 ders herhalde gider. İkinci söz üzerine konuşacağız. Lisan Nur Külliyatı'nın Sözler isimli eserinden ikinci söz. Ellezine yu'minne bir gayb ayetinin tefsirin yapılmış olduğu bu bölüm. Ama tabii ikinci söze başlamadan önce biz birinci söz üzerinden ikinci söze nasıl geçiş yapıyoruz? Özellikle Lisan okuyanlar için bu kısım önemli. Çünkü Risale-i Nur'un yapmış olduğu bir tecdit metodu var. Bu tecrid metodunda takip edilen bir usul var. Bu usul çok önemli. Yani e, Risale-i Nur bu asra göre, bu asrın fehmine göre ayetleri tefsir ediyor. Özellikle imana temas eden ayetleri tefsir ediyor. Dolayısıyla bu sözler arasında çok önemli bağlantılar var. Yani ikinci sözün buraya gelmesi, tefsir edilen ayetin önemi ve bütün bu sözlerin basamak basamak bir öncekiyle irtibatı ve alakası var. Şuradan başladık. Birinci söz. Biz bunu 5 ders yapmıştık. En son Bursa'da da tekrar ettik bir kısmını. Şimdi biz de birinci sözde herkesin bilmiş olduğu meşhur giriş cümlesi. Bismillah her ayrın başıdır diye birinci söz de bize Bismillah dersi verildi. Bismillahirrahmanirrahim değil bakın. Bismillah dersi verildi. Bismillah dersi verilirken bize giriş cümlesi olarak Bismillah her hayrın başıdır ifadesi nazara verildi. Buradaki hayır nedir peki dediğimizde? Buradaki hayır vücuttur. Buradaki hayır varoluştur. Yani biz kainata baktığımızda, mevcudatı müşahede ettiğimizde, hadisatı müşahede ettiğimizde her ne oluyorsa vücuda gelen, buna şu andaki Filistin hadisesi de dahil, başınıza her ne geliyorsa musibet neminden onlar da dahil, hatta ve hatta şeytanın bile yaratılması dahil, hepsi vücuttur, bir varoluştur ve bunda hayır vardır. Önce bunu bileceğiz. Ve bize Kur'an, İslam en temel öğretisi olan tevhid dersini birinci söz üzerinden vermeye başlıyor. Şimdi bunun yanında bu asırda üstadın mesnevi de ifade etmiş olduğu 30 seneden beri iki tagut ile mücadelem vardır. Biri insandadır, diğeri alemdedir. Biri ene, diğeri de tabiattır diyerek ifade etmiş olduğu bu asrın insanının bir şeyi var etme, ortaya çıkarma, gücü verdiği, vehmiyle gücü verdiği, adeta ilahlık verdiği iki unsur var. Birisi tabiat, bir tanesi de ene. Önce aslında ene, sonra tabiat. Şimdi diyeceksiniz ki tabiatın böyle bir iddiası var mı? Böyle Tabiatın böyle bir iddiası yok. İnsan kendi eneaniyetinden bir şey yapma gücünü kendinde görmeye, vehmetmeye başlayınca aynı nazarla tabiata da bakmaya başlıyor ve ortaya ikinci bir ilahı kendi zannında, kendi vehminde çıkartmaya başlıyor. Yani birinci sözde bizim özellikle bu asıl insanının iki vehmi ilahı tevhid baltasıyla adeta birinci sözde tarumar ediliyor, yıkılıyor. Peki devamında insandaki bu ene putunusu yıkılacak? Aslında çok kolay, aslında çok zor. Çünkü kolay olması mesafenin hızlı şekilde geçilmesi için mahiyetimizdeki var olan iki tane hakikatla yüzleşmemiz var. Nedir o? İnsanın nihayetsiz fakrı, nihayetsiz aczi. Şimdi nihayetsiz az ve fark bana verilmiş. Fakat kainata baktığım zaman da ben nihayetsiz şeylere ihtiyacım var ve nihayetsiz düşmanlarım var benim. Şimdi hem nihayetsiz acizim, nihayetsiz düşmanlarım var. Hem nihayetsiz fakirim, Nihayetsiz de ihtiyaçlarım var? Şimdi bu tezat bir durum. Peki bana bu neden verildi? İşte bana bunun verilmesinin temeli şu. Bu nihayetsiz az ve fakra ben kainattaki nihayetsiz kudret ve rahmet sahibi olan zata intisap etmeye başlıyorum. Bunun farkındalığıyla. Hani elde Beyazı Beslam Hazretleri olsa gerek. Cenab-ı Hakk'a nida etmiş. Ya Rabbi ben sen demiş. Çok çabuk vasıl olmak istiyorum. Bana bir yol göster. Nasıl sana çabuk vasıl olabilirim? Cenab-ı Hak da ona ilham etmiş. Demiş ki bana bende olmayanlarla gel. Şimdi Cenab-ı Hak'ta olmayan ne var? Cenab-ı Hak'ta olmayanlara ben Cenab-ı Hak'a nasıl gideceğim dediğimizde işte karşımıza çıkan iki hakikat az ve fakirdir. Ve bunun devamında noksan kusurdur. Bakın az, fark, noksan ve kusur dinle insanın buluşma zeminini ifade eder. Şimdi insandaki nihayetsiz azizi, nihayetsiz farklı bildikten sonra e, kainata baktığımız zaman kainatta her şeyin bize musahar olduğunu, Mesela her şeyin bizi hizmet farkına vardığımızda aslında biz nihayetsiz kudret ve rahmetin de farkına varmaya başlıyoruz. Bu intisabın farkına vardık. ya yani kendi en putumuzu bu iki noktayla kıracağız. Peki tabiatta nasıl gözüküyor bu mesele dediğimizde? Birinci sözde tabiat üzerinden bize 6 tane madde üzerinden kudret ve rahmet ayetleri nazara verildi. Yani ne demek bu? Mesela biz kainete baktığımızda zerrecikler gibi tohumların değil mi? çekirdeklerin başlarında koca ağaçları taşımasını görüyorsunuz. Doğru mu? Doğru atıyorsun toprağa bir çekirdek. O çekirdek ne şimdi ma buluyor? Ne şimdi ma bulan o işte çekirdekten bir ağaç çıkıyor. O ağaç koca dallanıyor, budaklanıyor, meyvesi, çiçeği vesaire derken koca bir hal alıyor. Şimdi bakıyorsun ki bu zeyrecik kadar işte çekirdeğin bu ağacı kaldırma gücü var mı? Yok. Ha diyorsun ki bu bunu yapan arkada başka bir güç var. Yine bakıyorsun ki ağaçların hazineye rahmetten meyvelerini ellerin doldurması sana rahmetin göstergesidir. Ağaç seni tanımaz. Sen ağacı tanımazsın. Ağacın kendine ait ilim, irade, kudreti yok. Ama narenciye ağaçları senin kışın C vitamini ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? Ya diyeceksin ki ağacın kendine ait ilmi, iradesi, kudreti var. Hem kendini biliyor, hem insanı biliyor, hem kainatı biliyor. Ya da diyeceksin ki bunun arkasında bir rahmet tezahürü var. Bak, devamında bostan, yani tarlaya baktığımızda bütün taneler karışmadan beraber pişiriliyor. Şu kadar bir metrekare. Bak Emre abinin hobi bahçesi var. Zenginlerin böyle güzel şeyleri vardır imkan olunca. Hobi bahçesi şu kadar. İşte adam ekmiş. Sıra sıra işte salatalık, domates vesaire. Yani belki de 5 metrekarelik bir alan içerisinde değil mi? Bir tarla. O tarla içerisinde ekilen nimetlere bakıyorsun. Yani siz hiç salatalıktan domatesle de alıyor musunuz? Domatesden salatalıkla da alıyor musunuz? Yan yana ekiliyor. Birbirine karıştırılmadan bakın kudret tezahürü var. Yine aynı leziz taamların onların kokularının renklerinde karışmaması ayrı bir rahmet ayeti olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan aynı yerde pişiriliyor kudret, bir yanda tatların karışmaması, renklerin karışmaması gene rahmeti tezahür gösteriyor bize. Bak aslında biz farkında olmadan kainatta sürekli kudret ve rahmet ayetlerini okuyoruz. Bak bir tane daha örnek vereceğim, ondan sonra geçeceğim bunu. İnek, ve koyun, keçiden kan ve fışkı ortasından süt verilecek. Veriliyor mu? Veriliyor. Bakın devenin, ineğin, işte koyunun, keçinin hatta anneannenin memeler musluğu diye ifade ediyor üstad. Oradan gelen sütün ayrı bir hattı yoktur. Ben esine öyle zannediyordum. Mesela atıyorum bir boru var, işte damar, kan geçiyor, işte fışkı var. Bir de ayrı bir hat çekilmiş, oradan da süt geçiyor. Bunu yapmak kolay. Mesela siz sıcak su tesisatının içerisinden soğuk suyu geçiremezsiniz. Ne yapman lazım? Bakın peteklerde ne vardı? İkili sistem vardı. Sıcak su, soğuk su. Mesela siz özür diliyorum kanalizasyon işte atık borusundan temiz suyu geçiremezsiniz. Geçirmeniz için içerisinden ikinci bir boru geçirmeniz lazım. Ama ve lakin hayvanların işte annelerin göğüslerine, memelerine baktığımız zaman bu sistemin böyle olmadığını görüyorsun. Cenab-ı Hak kan ve fışkının içerisinden değdirmeden saf, halis sütü diyor geçiririz ve size boğazınızdan kolayca geçen halis sütü veririz diyor. Ayettir bu. Bediüzzaman'ın sözü değil yani. Ha bu da sen neyi görüyorsun? Bak o icraat kudreti gösterdiği gibi sütün senin gıdan olan, ihtiyacının olan bir şekilde sana verilmesi, temiz olarak verilmesi de rahmetin tezahürü oldu. Şimdi annelerin doğar doğmaz çocuklar dünyaya gelir gelmez annelerin memeler musluğundan Cenab-ı onları rızıklandırıyor. Bak yine aynı kan ve fıcık ortasından veriyor. İkinci bir mucize çocuk doğar doğmaz hemen süt geliyor. Aynı göğüsten normalde süt yok. Doğar doğar doğmaz çocuktan rızık ayağına kadar geliyor ve... Sonra ne olacak? Her gün değişen bir içerikle rahmetin tezahürü var. Çocuğun günü geçtikçe işte yaşı arttıkça bak ne oldu? İçerisindeki gıda oranı işte bileşim oranı değişiyor. Çocuğun gelişimiyle beraber aynı sistem kudret ve rahmet şeklinde kendini gösteriyor. Muhteşem bir mucizedir. Değil mi? Bak bu da bir rahmet tezahürü ve böyle şekilde ondan sonra tezahürleri var. Yani tabiata baktığımızda biz aslında insanda gördüğümüzü tabiatta da görmeye başlıyoruz. Ne demek bu? İnsan aciz, fakir ve bakıyorsun ki insan az ve fakrıyla birçok varoluşa tabiri caizse aynadarlık yapıyor. Aynı şekilde kainata, tabiata baktığımızda da göreceğimiz yegane şey aciz varlıkların, fakir varlıkların kendilerine ait olmayan harikulade işleri imza attıklarıdır. Yani hayır ve varoluş kudret ve rahmeti nesil olarak bizim karşımıza çıktı. Ve dolayısıyla artık biz şunu gördük. Varlık yani varoluş bu mevcudattır, hadisattır. Bakın bunun altını özellikle çiziyorum. Bir vücuttur. Ol ki vücuda çıktı bir şey o hayırdır. Bu hayrın ondan sonra yapanı Bismillah diyerek biz Allah'a teslim ettik. Bu tevhiddir abiler. İslamiyetin temelidir bu tevhid dini. Ve 124 bin peygamberin silsile şeklinde anlatmış olduğu en büyük hakikat La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah'ta illallah kısmı çok kolaydır. Ve atlanılan maalesef en önemli nokta da La ilahe kısmıdır. Yani sen ineğe baktığında La ilahe diyeceksin. İllallah sonuçtur. Yani ineğin o icraatı yapmadığının farkına varacaksın. Kendinin de bir şeyler yapamadığının farkına varacaksın. La ilahedir insanın en büyük göstergesi. İlla Allah insanın fiillerinde hayırlarını ortaya çıkacak. Bak bunu verdiğim birinci sözde. Hemen biz bu kısmı atladık. Şimdi biz Allah'a verdikten sonra İslamiyet'in ikinci bir tecrübe devreye giriyor. Bakın İslamiyet ilah anlayışını korku üzerine inşa etmez. Geçmişte bakın değişmiş tarif olmuş dinlerde, e, hasreten de sonradan uydurulan inançlarda hep Tanrı böyle savaşan, vuran, kıran bir şey üzerine inşa edilmiştir. En azından Yunan tanrılığını bilirsiniz. Zeus'lar, Meus'lar işte falan. Böyle gök güldüğünü falan işte gök tanrıları çarpışıyor falan filan diye ifade ediyorlar. Şimdi İslamiyet diyor ki, Kur'an diyor ki bize eğer İslamiyet'in, Kur'an'ın ders verdiği Allah itikadına ulaşmak istiyorsan Allah'ı iki vasıfla yan yana anlamak ve tanımak zorundasın. O nedir? 114 kere nazil olmuş bir ayet olarak ifade ediyor İmam-ı Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim'dir. Ve bağlıcı bile yoktur orada. Neyi biz ekliyoruz. Allah Rahman ve Rahim. Hayır. Allah deyince mesela nasıl ki bir insanın bir vasfını çok iyi bilirseniz o insanı o vasıfla beraber anlamlandı. Mesela Serkan. Serkan deyince eşittir cömertlik gelir aklına diyelim. Serkan pintidir mesela. Olabilir. Hemen aklına pintilik gelebilir mesela. Değil mi? De öyle diyemem Mesela Serkan abi Allah razı olsun cömerttir. Ben öyle bilirim Serkan abi. <laughs> Serkan abi deyince Serkan eşittir cömertlik aklına gelir. Mesela bir sanatkarı görünce o sanatkarı görünce o sanat aklına gelir. Bir isim duyduğunuzda futbol aklına gelir. Değil mi? Şu futbol. İşte bu gol. Bakın vasıf artık o vasıfın sahibiyle artık mecz olmuştur. Allah deyince Rahman'dır, Rahim'dir. Başka yoktur. Her şeyi Allah yapıyor. O zaman benim itikadım ne olması lazım? Her ne oluyorsa, her ne olacaksa, her ne olmuşsa, her ne yaratılmışsa bu hayırdır. Ve rahmaniyetten, rahimiyetten çıkmıştır. 14. Lema'nın ikinci makamında bize ders söyle. Bismillah'ın hemen ardından. Ondan sonra şimdi bugün konumuza geldik. Bakın artık faili muhtar gayb olmaktan çıktı. Allah yapar olarak itikadımızı oturdu. Bunu hem kendimde hem alem işaretle müşahede etmeye başladım. Ben artık fail muhtar benim için gayb değil. Çünkü bizim öyle bir yanlış gayb anlayışımız var ki sanki gayb bilmesek de, görmesek de, tanımasak da o Allah bizim Allah'ımızdır, gayb bizim dünyamızda böyle. Hayır, Kur'an bizden böyle bir gayb istemiyor. Kur'an'ın istemiş olduğu gayb fail-i muhtarın farkındalığı üzerinde tanımaya bina edilmiştir. Ve bize ilk yani bir 10 sayfada risale Sözler Mecmuası ilk 10 sayfasında bu tevhid şuuru bir la tahkiki şekilde oturtuldu ders verildi ve şimdi bize ikinci sözde geldi ve dedi ki Elledeyne yu'minune bil gayb. O müminler gayba iman ederler. He şimdi burası önemli. Biz şimdi gayba iman ediyoruz ama gayb nedir? Gayb'ın kelime manası gizli olan, bilinmeyen, belirsiz gibi manalara geliyor. Şimdi özellikle yani şimdiki bozulmuş selefilik diyeceğim ben buna da. Öyle bir akım var ya bu milleti kafir yapmak için adanmış hayatlar var böyle. Tek dertleri işte Müslümanlara etiket yapıştırmak, kafir etiket yapıştırmak için yarışan bir güruh var. Allah onların şerrinden bizi muhafaza etsin. İşte gaybı Allah bilir, gaybıların kim başkası bilemez. Şimdi abiler bakın gaybın tanımını bilmeyince kavramlar birbirine girmeye başlıyor. İki türlü gayb vardır. Bakın birisi mutlak gaybdır. Mesela Cenab-ı Hakk'ın zatı mutlak gayiptir. O yüzden zatını tefekkür edemezsiniz. Zatını tefekkür etmek yasaktır. Neden? Sultanı kainat, kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Tekrar edin bakın. Sultanı kainat, kainat cinsinden değildir. Mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. Siz bir şeyi düşündüğünüzde alemi şahadet üzerinden aldığınız verileri toplayaraktan bir şeye benzetiyorsunuz. Doğru mu? Sen şimdi Allah'ın zatını tasavvur etmeye başladığında otomatikman senin dünyanda alem-i topladığın bütün o verilerin işte büyütülmüş en büyük halinden bir şey şekil şema çıkartacaksın ortaya. Şeytan bu noktada çok vesvese verir. İnsanı Allah'ın zatını düşündürmeye iter. Böyle vesveseye uğrayan birçok kardeşimiz var. Onlar da maalesef Aa, benim kalbim bozulmuş, benim işte imanım yok şeklinde vesveseye düşüp imandan, İslam'dan uzaklaşmaya başlıyorlar. Kardeşim bu sana ait olan vesile, şey değil. Bak bundan rahatsız oluyorsan sen sana ait olan bir şeyden rahatsız olmazsın. Rahatsız olursan sana ait bir şey değil. Nereden geldiğin dikkat et. Vesveseye kapılma. Peki ben zatını düşünecek miyim? Hayır. Ben zatını düşünemem. Çünkü mutlak gayiptir. Peki diğer gayt nedir? İzafi gayt. Yani bir gayt çeşidi daha var ki izafidir. Algılama sınırına göre var olan, varlığı vardan varlığa göre değişiklik arz eden gayiptir. Mesela her insana göre gayip değişir. Biraz daha alemi içhadi'den örnekler vereyim size. Mesela bir laborant için laboratuvarda çalışan bir işte kimyacı işte da bir hekim için, değil mi? Kanın işte değerleri gayip değildir. O onu müşahede ediyor çünkü. Ama benim için al yuvar, alt yuvardan sonrası gayptır. Bilmem ben. İşte bir sürü tabirler mesela babam şimdi yeni talil yaptı. Talilleri okusa oho işte bir sürü tabir geçiyor. Sağlık çekeyim var burada. Halil yok mu? Ne geçiyor var mı? He mesela SRP var mı kanda? Bana göre gayp. Ama atıyorum Halil Labrant olduğu için diyor ki var abi göster. E ben göremem. Ama o görüyor bak. Gayb değişti. Şimdi geliyoruz biraz daha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göre. Gayb var mıdır? Yoktur. Çünkü Miraç değil mi? Bütün gayb perdelerini bir mahlukat seviyesinde en azami şekilde kaldırmıştır. Melaike ile görüşmüş. Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetiyle müşerref olmuş. Cenneti görmüş. Değil mi? Cennete girmiş. Cehennemi görmüş. Kabiri görmüş. Sonrasını görmüş. Sana bana bunlar hepsi gayb. Ama ona Aleyhisselatü Vesselam'a gayb değil. Peki Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretleri yerdeyken İsrafil Aleyhisselam'ın değil mi? Heykelini müşahede ediyordu diyor Onun için İsrafil Aleyhisselam gayb değil. Benim için gayb. Bakın izafi gaybta ne oldu? Şeyler değişti. Frekanslar değişti. Şimdi iman esaslarının abiler hepsi gayba inşa edilmiştir. Şimdi bakın bir şeyin gayb olması zaten inancı gerektirir. Gördüğünüz Duyularınızla farkında olduğunuz bir şeye inanıp inanmama noktasında özgürlüğünüz yoktur. Çünkü ona iman edin denmez. Gaybe iman edin derken sen bir şeyin varlığını başka delillerle ilişkilendirip kabul ettiğin için inanırsın. Burada bardak var mı? Var. Şimdi sen buna diyebilir misin ki ben burada bardak olduğunu inanmıyorum. Ne derler? Ya körsün ya amaksın ya da ondan sonra başka bir şey var. Ama velakin şimdi ben buradan bardağı şu Kur'an-ı Kerim'in arkasını alsam. Fakat desem ki arkadaşlar bu kitabın arkasında su içmeye yarayan, işte tutma yeri olan bir şey var. Ne dersiniz? Bardak. Bak ne yaptım? Bir tanımlama yaptım. O tanımlama neticesinde sen görmediğin fakat tanımlarla elde etmiş olduğun bilgilerle ulaştığın bir gayb çıktı ortaya. O yüzden iman gaybadır. Gaybı olan iman bizim olmazsa olmaz vazifemizdir fakat şimdi burada önemli bir nokta devreye girecek. Kur'an'ın bizden istemiş olduğu gayb, alemi şehadet üzerinden ve gerek enfüsten, kendi nefsimden delillerle ulaşmış olduğum bir bilgidir. Kayıp değildir yani. Gayb var mı? Var. Enfüste, afakta ben delillerle ne yapıyorum? Fiilleri görüyorum, tasarrufları görüyorum ve bunun arkasında bir yapanın olduğuna intikal ediyorum. Çok basittir bu. Fiili gördüğünüz anda faili inkar edemezsiniz. Yemek yediniz, Yemek güzel miydi? Güzeldi. Bir yapan vardı mı? Var. Şimdi ben desem ki yemeği yediniz. Yemek güzeldi. Bu yemeği yapan yok. Ne dersiniz? Olur mu öyle şey ya? Evet. Çünkü fiili gördün değil mi? Mutlaka mutlaka faili arıyorsun. Eve geldin. Ertraf dar, darmadağın. Ne diyor? Kim yaptı bunu? Bak fiili gördün. faile ulaşmak için uğraşıyorsun. Fiil failden haber verir. Şimdi kainatta bizim yapılan bu sistem içerisinde dikkatli şekilde baktığımızda o yüzden abiler bakın Kur'an'ın bak, düşün, tefekkür et gibi ayetleri namaz gibi emirdir ha. Biz bunlardan çok uzak kaldık ya. Yani biz sünnet-i seniye deyince sünnet-i seniyenin zahiriyle uğraşmaktan bu marifetullah derinliğini çok kenara attık. Sıra gün içerisinde kaç tane mahlukun farkına vardınız ki Halik'le ilişki kuracaksınız. Kaç tane mahluk gördük bugün? Kaç tane mahluk üzerinden Halik'e ulaştık? Beşi geçmez. 10 tane mahluku görüp halike ulaşan varsa gelsin ders okusun burada. 10 tane mahluku görüp yani ne demek gördük mü hepimiz gördük. Ağaç gördük, çiçek gördük, kuş gördük, bulut gördük değil mi? Yedik içtik vesaire bunların hepsini gördük. Ama, Ama baktık mı? Hayır. Görmek ayrı bakmak ayrı. Mesul ortaokul dersinden kalmadı değil mi? Bakmakla görmek arasında fark var. E şimdi bütün bu şeyi bizim dünyamızda bu kadar varlık bu kadar pasif olunca halik zaten otomatikman kayıp olmaya başlıyor. Bak halık kayıp olmaya başlıyor. Niye? Çünkü sen mahlukun farkında değilsin. Fiilin farkında değilsin. O yüzden bakın ...Elmalılığın tefsirinde burası çok hoşuma gitti. Bizce gayb görülemeyen değil görülmeyendir. Peki neden görülmüyor? Çünkü fiili ve mahlukatı görmeyince yapanın edeni aramak gibi ihtiyacın olmayacak. Önce görmek zorundasın. Neyi? Zahiri göreceksin ki batına ulaşasın. Arkasındaki yapanı bulasın. O yüzden biz diyor delilli olan gaybı, gaybı makule iman ediyoruz. Yani bizim Müslümanların e, felsefenin bizi eleştirdiği gibi biz dogmatik bir iman sahibi değiliz. Olmamamız lazım diyelim ve hayatta. Dogmatik ne demek? Yani bir delille dayanmadan sistemli bir şekilde, anadan babadan gelme bir şekilde kulaktan dolma bilgilerle iman etmek manası. Biz böyle iman etmiyoruz. Böyle iman etmememiz lazım. Bizim imanımız, gaybı olan imanımız delillidir müdellerdir. Enfüs ve afaktaki bütün fi varoluşu, tasarrufatı görüp evet bunu bu yaptı, buradan bu oldu, buradan bu oldu diyerekten biz iman ediyoruz gayba. Şimdi gaybın üzerinden biraz daha gideceğiz. Şimdi biz gaybı gayb olmaktan çıkartacağız. Gaybı bileceğiz. Evet bakın gaybı bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Bu gayb üzerine birkaç tane cümle aldım. Gaybı kayıp gayb olmaktan çıkartmak adına. Diyor ki şu alemi şahadet perdesi arkasındaki alemi gayb. Kaç çeşit perde var bildiğiniz? İki tane perde vardır abiler. Bir örtücü perde. Bak ne yaptık? Perdeyle örttük camları. Değil mi? Karşı taraf gözüküyor mu? Hayır. Bir de böyle daha da örtücü perde vardı. Siyah güneşlikler vardı eskiler. Birçoğunuzun yaşı kurtarmaz eskiler. Şanıl abi sen bilirsin. O örtücü böyle güneşlikler vardı ya böyle kalın. Bir çekiyorsun içeri zınlık güneş girmiyor değil mi? Bak örtücü perde. Bir de gösteren perde vardı. Sinema perdesi. Yani buradan bir görüntü gelir. Işık oradan yansır, sen yansın da artık görüntü izlemeye başlarsın. Bak perde görüntü oldu. Şimdi alem-i nedir? Alem-i şehadet, senin, benim sürekli şahit olduğumuz alemdir. Kur'an'ın belki de üçte biri alem-i üzerinden mahlukatı, mevcudatı bize ders verir. Yani şu her gün okumaya çalıştığımız, Yasin okuyarak tilavet ettiğimiz, Mülk Sözü okuyarak tilavet ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in Böyle ayetlerine bırakın hadi içindeki ayetleri. Sure isimlerine baktığınız zaman göreceğiniz yaygın arkadaş şudur ki alemi şahadet üzerinde sürekli müşahede ettiğimiz, gördüğümüz mahlukatlar sure ismi olmuştur. Bakara, değil mi? Necim, yıldız demektir. Bakara, öküz demek. Bakıyorsun işte ankebut, örümcek, nahil, karınca. Değil mi? İşte şey, arı. Bak geliyorsun işte deveden bahsediyor. Geliyorsun işte tin, Değil mi? Bak, hurma, zeytin, bunların hepsi Kuranda suareviyat ayetlerdir. Kamer, şems. İşte bakın, bunlar. Şimdi bütün bunları ben alem-i şahadette müşahede ediyor muyum? Ediyorum. Peki bunlara baktığımda ben neyi göreceğim? Alem-i şahadet üzerindeki bütün varlıklara baktığımızda, bütün bu varlıkların muhteşem bir hizmet ettiğini görüyorsunuz. Ve bu hizmetleri bir, hem kendisine yüklenen vazifeleri ifa etmek, ikincisi ki bu çok önemli, kainattaki bütün sistem içerisinde senkronize hareket ederek insanı hizmet etmesi. Bak, bir kendi vazifesini yapıyor, vezaife eşya tabir edilen diyor. Hidemati eşya, bu mahlukatın ibadetleridir. Güneşin ibadeti de dediğimizde, güneşin vaktinde doğması, vaktinde batması ibadetidir. Sektirmez güneş ibadetini. Geç kalan güneş gördünüz mü siz? 85 5 gece doğacak yazıyor, 85 5 gece doğuyor. Ya 10 dakika geç kaldım bugün. Yok. Ayın 13, 14, 15'inde değil mi? Bedir olur. Yani dolunay olur. Sektirir mi? Ay sektirmez. Ya unuttum ben yuvarlak olmayı. Ya geciktiğinizde bu seferlik böyle idare edin demez. Tavuk yaratılır yumurta yapar. Ölene kadar. Sektirmez. Arı doğar doğmaz. 3 kilometre mesafeden balı yapar. Bak bütün bunlar vezayif eşyadır. Eşya şey yaratılan mahluk. Bütün bu yaratılanların hepsi bu vazifeleri ifade etmekle bir kendi ibadetlerini yapıyorlar. İkincisi çok önemli. Bütün kainattaki bu ekolojik denge diye ifade ettiği bilimin, işte tabiat kanun dediği bilimin bütün bu sistemin içerisinde kendisine düşen vazifeler yapmakla beraber sistemi ayak uyduruyor. Ve bütün bu sistemle beraber insana hizmet ediyor. Bütün mahlukat, alemi şehadet. O yüzden kelime-i şehadet İslamiyet'in en zor rüknüdür. Çok kolaydır. Hadi hep beraber buyurun diye camilerde böyle koro halinde söylediğimiz kelime-i et. Bakın şahit olmaktan geçer. Gün içerisinde 5 tane 10 tane mahluka şahit olmamış insan olarak çoğu zaman kelime-i yalnız yalnızca bir kelime olarak söylüyoruz. Neye şahit oldun ki? şahit getiriyorsun. Güneşe bakın bugün kelime-i getirdiniz mi? Havayı çekerken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediniz mi? Yok. Su içerken yok. Yemek yerken bismillah Yok. Başka uyurken yok. Kalkınca yok. Yürürken yok. Kuşa baktın, çiçeğe baktın yok. Alemi şahadet bizim en büyük, en önemli kitabımızdır ya. Mesela bak bir dindar, iyi bir Müslüman, veli bir zat. Kimdir dediğimiz aklınıza ne gelir? Evliya. Mesela evliya tarımı yapın bana. Evliya deyince nasıl vasıflar, nasıl bir karografi çıkıyor karşınızda? Alimize canlanan şeyi söyleyin ya. Korkmayın konuşun. Muhammed Hoca'nın yeşil sarıklı hali. He mesela Muhammed Hoca'dan güzel bir evliya karografi çıkar. Beyaz. Değil mi? Beyazı giyecek. Sarı mesela tam böyle harbiden de yani evliya, cübbe var vesaire. Tamam mı? İşte bir de keramet gösterirse işte kalbi okursa falan. On mesela ben böyle bir şey düşünürken Hasan abi sen yanlış düşünüyorsun. Vay be adam bildi ha falan. Bak biz hep bu taraflara gidiyoruz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Mesela işte atıyorum Faruk dayı. Faruk dayı bugün buraya gelene kadar yaklaşık 50 tane mevcudatı, eşyayı, manayı harfiyle süzerek gelmiş. Tefekkür ederek gelmiş. Bunun üzerine aleminde ayetleri döndürmüş. Ama Faruk dayının tipine bakınca değil mi? Yani bırak evliya anca eşki edersin yani zahirde. Bak zahirde öyle. Üstad da kendisi için söylüyor. Benim diyor zahirime bakınca diyor yani ama bir bakıyorsun der ya adamın kitapları yazdığı eserlerin derinliğine inemiyoruz yani. Bak şimdi kareografiye uymuyor. Çünkü biz evliya menkıbeleri üzerine genelde yani TGLT'den esir dizilerden veyahut da işte elinde baston böyle dolaşan tipler üzerinden anlamlandırdığımız için alem-i şehadetle irtibatın ne kadar kadir kardeşim. Sen alem-i şehadet üzerinden alemi gayba nüfus edeceksin ya. Alemi gayb, alemi şahit özeninden senle konuşuyor. Alemi şahit özenine alemi gaybı okuman lazım. Müslüman budur işte. Bunu ne kadar yapıyorsan canlı, onu sen velisin. Değişik bir evliyalık portresi çizdim sizde Ama bu çok şey değildir yani. Revaçta bir öğreti değildir yani maalesef. İkinci, demek bu kainatta bulunan bütün güzelliklerin enva ve çeşitleri. Bugün kainatta kaç tane güzellik gördünüz? Her şey güzel değil mi zaten? Sadece dün müydün? Ya her şey güzeldi. sen kaç tanesini gördün? Farkına vardın. Yani kaç tanesinin farkına vardın ya? Yani? Kuşları gördük oranda. Çok güzel süzülüyorlardı. Elhamdülillah. Bak güzel. Bir, Mesela iki. Sabri şeyi gördük akşam gelirken. Tüm sebepler tutuldu etti geç kalmamız için. Onu güzel olarak atlattık. Bizi Cenab-ı Hak böyle istiyormuş. Bayram Paşa'da kılacağız. İyi elhamdülillah. Güzel. Bak hadisat zemininde güzeli müşahede etmişler. Şimdi bütün bakın bu kainatta bulunan güzelliklerin enva çeşitleri nereden geliyor? Alemi gayb arkasında tecelli eden, kusurdan mukaddes, maddeden müceled bir cemalin esma vasıtasıyla cilveleri işaretleri ve emanatlarıdır. Bakın Kehf suresinde biz bunu oyunu çöze işlemiştik hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Yeryüzünde ne varsa biz dünya için bir süs olarak yarattık diyor. Ve insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Ayetin devamı şöyle. Onun üzerindeki biz her şeyi elbette kupkuru toprak haline getireceğiz diyor. Şimdi çok güzel dizayn ediyor sonra kupkuru toprak yapacak. Ya bu israf değil mi? Abiler kupkuru toprak olacak olan şey bütün mahlukatın, mevcudatın mana ismiyle mülk boyutudur. Zaten mülk boyutun hakikati yoktur. Şu çiçeğin kendine ait, zatına ait bir güzelliği yoktur. Şu anda bu her an yaratılan bir mahluk olarak karşımıza duruyor. Bunun sabit bir hakikati yoktur. Dolayısıyla kupkuru toprak olacak olan bunun zahirisidir. Bunun peki arkasındaki bu güzelliğin kaynağı nedir? Bakın insan ihsan, cemal, kemale meftundur. İhsan, cemal ve kemal gördüğü şeye insan abd olur. Bu fıtratı insaniyedir. Eğer sen ben kainata, mevcudata, mana ismiyle baktığımızda bize her verene kul olmaya başlıyoruz. Bize her yardım edene abd olmaya başlıyoruz. Rızkımızın geldiği vesileye maalesef ilahlık vermeye başlıyoruz. Veyahut da güzelliği müşahede ettiğimiz çocuğumuz, işte hanımımız vesaire ona farkında olmadan ilahlık vermeye başlıyoruz. Fakat bütün bu güzelliklerin arkası, kaynağı neresi? Bütün bunların arkası hemen arkada mülk boyutunda Cenab-ı esmasıdır, değil mi? sıfatıdır, güzellik ona aittir. Peki kupkuru olacak olan nedir? Ha işte o güzelliğe takılmış olduğu manayı ismi boyutudur. Manayı harfi noktasında hiçbir şey helak olmaz. Ona vakan veçi her şey sabittir, her şey ondan sonra sermedidir. Buradaki güzelliklerin bütün tamamını biz alem-i, alemi ahirette yine izleyeceğiz, yine müşahede edeceğiz. Helak olan yalnızca bizim benim uydurduğum, ondan bildiğim, işte gücü babamdan bildiğim, işte rızkı dükkandan bildiğim, güzelliği çocuğumdan bildiğim, işte başarıyı kendinden bildiğim mana ismini anlamlandırdığım şeylerde, bunlar hepsi yok olup gidecek. Bunların hepsi yok olup gidecek, hepsi helak olacak. Kupkuru toprak olacak. Zaten kupkuru toprak onlar. Onların bir hakikati yok ki. Onu ben uydurdum, ben basıyorum yani. Alemi şahadet üzerinden alemi gaybı göremeyince şahadette gözüken üzerinden gördüğümü gördüğün gibi anlamlandırıp bağlanıyorum. Ondan sonra kopması da zor oluyor. Gitmesi de acı vermeye başlıyor. Ya dünyanın hakikatini anlamayınca işte insan bu dünyaya maalesef bağlanır kardeşim. Niye? Çünkü İhsan, cemal, kemal nerede gözükürse insan ona meftun olur. Onun arkasındaki gaybı göremedi mi de bağlanır kalır. Bazen ondan sonra bu kendini bir sevgi olarak gözüktürür. Bazen kendini rızık olarak gösterir. Bazen kendini enanet olarak gösterir. O perdelere takılır ve maalesef helak olur gider yani. Allah muhafaza. O yüzden alemi şehadet arkasında alemi gayb, alemi gaybın da merkezindedir. Cilveleri gözüken esma ilahiyedir. Biz aslında sürekli Allah ile muhatap oluyoruz. Allah konuşuyor bizle. Bazen ağaçla konuşuyor, bazen hadisatla konuşuyor, bazen çocuğumuzla konuşuyor. Bazen ondan sonra yaratmış olduğu mahlukatla konuşuyor, bazen suyla konuşuyor. Sürekli konuşuyor bizle. Mütekellim olan Cenabı hiç susmuyor adeta. Ama alemi şahadet arkasındaki gaybe ulaşabilirsin. Evet, devam. Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. lisan gayb şehadetle müsebbihtir. Bakın lisanı gayb, gayb alemi şehadetle konuşuyor. Müsebbihtir, muvahhittir. Evet, tevhidi rahmanla büyük bir sesle zakirdir ki la ilahe illallah der. Şu hemen şu arkada bir tane dernek var. Derneğin mottosu şu. Hemen şu pasajın tabii tane var. Onun orada bir tane ufak bir dernek var. Biz diyor farklı seslerle aynı şeyi söylüyoruz diyor. Slogan bu. Çok hoşuma gitti. Bugün gün çektim onu hatta paylaşmıştım eski paylaşımlarında var. Bak biz farklı seslerle aynı şeyi söylüyoruz. Ne demek bu? Bakın yaratılan bütün mahlukatın seslerine bakın. Farklıdır. Ses hükmündeki lisanı haliyle tavırlarına bakın. Farklıdır. Fakat bütün bunların hepsinin ortak kelamı La ilahe illallah'tır. Tavuk yumurta yaparak La ilahe illallah der. Bal arı yaparak, alı, arı bal yaparak La ilahe illallah der. İnek süt yaparak La ilahe illallah der. Sen bir hayır yaparak La ilahe illallah dersin. Sen yürüyerek la ilahe illallah dersin. Uyurken la ilahe illallah dersin. Kalkınca la ilahe illallah dersin. Bütün vücut onu ifade eder. Onu gösterir. Şimdi alemi şehadetle, kainatla ilişkimizi Kur'an merkezli kurduğumuza bakın. Bir cümle çıkıyor karşımıza ki çok enteresan şurası. Kur'an bir hafızdır. Nerede hafız? Ahmet abi hafız kime denir? Kur'an'ı baştan sona ezberleyene hafız denilir. Bak şimdi tabire bakın. Kur'an bir hafızdır. O zaman Kur'an da hafız olması için Kur'an'ın da ezberlemesi gerektiği bir kitap lazım. Doğru mu? Bak şimdi Kur'an'ı ezberleyen hafız oluyor. Hafıza biz Kur'an ezberlediği için hafız diyoruz. Şimdi Üstad diyor ki Kur'an da bir hafızdır. Peki ne ezberlemiş? Kudret kalemiyle kainat sayfelerinde yazılan ayatı okuyor. Bakın abiler çok hoşuma gidiyor. Bak böyle Kur'an okumak çok lezzetlidir ha. Deneyin ya. Şurada yazılanları, bak şu kitabı şöyle büyütsek kainat olur. Bak şu kitabı büyütsek kainat olur. Kainatı küçült, Kur'an olur. Sen Kur'an'ı ezberliyorsun, hafız oluyorsun. Kur'an kainat kitabını ezberlemiş. O da Kur'an ayeti yani kudret ayetlerini ezberlediği için Kur'an da bir hafızdır diyor. Şimdi biz iki kitabı, hem Kur'an'ı hem Kitabı ı Kebir'i kainatı bir muallimden ders alıyoruz. O da kimdir? Aleyhissalatu vesselam. İki kitabı bir insan ders vermiştir. Tafsilatlı bir şekilde. Kelamullah, kelam ayetleri Kur'an'dadır, Musaftadır. Kudret ayetleri kainattadır. Kudret ayetleri şu anda yani üstadın tabiriyle 400 bin şu anda nihayetsiz yani sayı veremeyiz. Ama kelam ayetleri 6666. 6666 ayetin hemen hemen kısmı ekserisi sana kitabı kebiri kainatta yazılan ayetleri okumak için bir metottur. Marifetullahça dersini alırsın, kitabı kebiri kainatı marifetullahça okursun, Rabça okursun. Kur'an hem Arapçadır, hakikatte Rabçadır. Sana Rabça öğretir, her şeydeki rubet tecellilerini görmeye başlarsın. Kur'an budur işte. Ya. Hayat kitabıdır. Tamam Her yerden onu Kur'an okursun yani. Biz Kur'an'ı yalnız iki kapak arasındaki musaf okumaktan ibaret sayıyoruz yani. Ben Kur'an okuyorum dediğimde ayet kavramını, ayet nedir ayet? Ayet Cenab-ı Hakk'ı anlatan, tanıtan delil değil mi? Yaratıcıyı anlatan. E şimdi bu bir ayetse, Kur'an iki kapak arasındaki ayetler kelami ayetlerdir. E, Kitab-ı Kebir-i Kainat kudret ayetleridir. Nice ayetler var ki diyor insan üzerine basar farkında olmadan bile geçer üzerinden diyor. Şems suresi bir şems güneş bir ayettir. Değil mi? Ay bir ayettir. Bakın şeyle ilgili hep örnek veriyorum. Mualekat-ı Seba diye cahiliye döneminde Arap belilerin ondan sonra güzel sözleri Kabe'de asılıyor. 7 tanesini seçiyorlar. Onu asıyorlar. O ediplerden bir tanesinin yazarı Kur'an'ın bir ayetini okuyunca, duyunca secdeye kapılmış. Demişler ki sen Müslüman mı oldun? Yok demiş ben bu ayetin belagatına secde ettim demiş. Şimdi ben bunu anlamıyordum abiler. Ta ki bir abiyle böyle bir münazara yaparken yani bir ders mütalası yaparken. Dedi ki bak dedi şimdi bizleri şu ayeti nasıl biliyoruz de secde etmiş ama iman etmemiş. Belagatına çünkü o zamanlarda Arap Yarımadası'nda kelam çok önemli. Yani şiir ondan sonra beli konuşma çok önemli. Şimdi kelamdan ve sözden anlıyorlar. Ayetten gelen Kur'an içerisinde bir ayeti duyunca bu Allahu Ekber yani biz Allahu Ekber, onlar demiyorlar da işte diyor ki işte bu ayet acayip bir belagatı var deyip secdeye kapanıyor. Şimdi aynısını diyor kudret ayetleri karşısında bilim adamları yapıyor diyor. Güneşi görüyor, ayı görüyor, atomu görüyor, kuantumu görüyor, bakıyor, 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 hayret ediyor, adeta secde ediyor. Yani onda fani oluyor o mahlukatta, o mevcudatta. Diyorsun ki iman ettin mi? Yok diyor ben iman etmedim. Ama diyor bu harika bir şey yani. Bak o kelama yapılan aynı muamele bizatihi şu zamanda yapılıyor abiler. Kudret ayetlerine bilim ne olmuş? Adeta fani olmuş. Diyor ki her şey madde, her şey madde, her şey madde. Madde harika işte şey harika, atom harika, o harika. İyi de kardeşim sen iman ettin mi diyorsun? Yok diyor ben iman etmem diyor yani. O zamanki vaziyet bu zamanda karşılığı var. İşte biz aslında o şeyi yakalayabilsek o akıl ve kalp ittifakını elhamdülillah gerçekten de nice hayırlara vesile olacak yani. Kur'an'a olan saygımız da Arapça yani Arapça deniyor. Arapça olduğu için de Rabça olduğu için. Evet. Ha Arapça'da hususi şey de var ama onu da kaçırmamak lazım. Yani zahir manayı kaçırmayacağız. Evet Rabçadır ama Arapça Rabçadır yani. Şimdi Arapçanın ayrı bir hususiyeti var. O ayrı bir dildir yani. Onda farklı bir şey daha. Mesela mudari lehçesidir. Bak mudari lehçesi hem kelamen bir özelliği vardır bir de kanuniyet noktası vardır. O ayrı bir ders konusudur. Ama bileceğiz ki oradaki esas olan rububiyetin tecellilerini okuma kitabıdır. Hadisatla ve mevzudat zeminde Kur'an-ı Kerim. Bir nokta daha söyleyelim. Öyle diyebilir miyiz abi? Kitab-ı kebir bütün gördüğünüz ayetlere biz de manamları yani biz de seyrediyoruz ama farkına var. Tabii canım ediyorsun. Mesela bak gözün manzara görüyorsun. Ya diyorsun ne güzel. Ya şu çiçeğe bak diyor ne güzel. Üstad ne diyor? Ne güzel deme diyor. Çirkin olma, çirkin etme, çirkin yapma. Ne güzel değil. Ne güzel yaratılıyor. Ne güzel sanini ders veriyor. Bak hemen niye, ne güzel yaratılıyor. Kim yaratıyor? Hemen aklına bak. Fail geliyor. Öteki türlü ne güzel. <laughs> ne güzel diyor. Sonra sonunca ay soldu. İçim yandı diyor soldu. Niye için yanıyor ki? Onun vazifesi göstermekti gösterdi, tanıttı, gitti. Elhamdülillah. Hafızanda kaldı şekli şemali. Değil mi? Geçiyorsun şimdi bak. Işte İsmail abinin orada şimdi kentsel dönüşüm var. Yani bugün orası bitecek. İsmail abinin burada dut vardı diyecek. Be. Ey be dutlar vardı burada. Dutlar var. Bak o dut gitti. Dut söküldü. Ama dut nerede? Dut ölmedi ki. Dut burada. Dut hafızada. Manasını ifade etti. Rabbini tanıttı. Ebediyete gitti elhamdülillah. Ben bunu seviyorum ama manayı harfiyle seviyorum. Bu soldu mu? Solacak. Ya baki entel baki. Zaten bunun vazifesi onu tanıtmaktı. Kendisi faniydi. E niye o kadar bağlanıyoruz? Ya farkında olmadan kendi dünyamızdaki firak ve zevali, o imandan mahrum firak ve zevali o kadar bulaştırıyoruz ki mevcuda Tamam mı? Çık. Kendi küfrümüzü ona bulaştırıyoruz. Hayvan kesilecek. Tamam mı? Kurban bayramında. Ya diyor işte diyor yazık diyor hayvanlar diyor. Ağlıyor bak diyor. İşte korkuyor ağlıyor. Niye öyle bakıyorsun? Gel benim, benim taraftan bak. Kurban olacağı için sevinçten ağlıyor. Ebediyeti intikal ettiği için Rabbine kurban olduğu için sevinçten ağlıyor desem ne dersin? Öyle şey mi olur? Niye? Sen ona aklı olmayan hayvana akıl verdin. Geçmiş geleceği irtibatını kuramayan varlığa akıl verip onun üzüntüden korkudan ağladığını iddia ediyorsun. Bu aklı oluyor. Aynı aklı ben alıyorum. Diyorum ki kardeşim bak bu hayvan şu anda sevinç gözyaşları döküyor. Rabbine kavuşacak. Hem de kurban olarak ayrı bir kendisine makam verilecek deyince Öyle şey mi oldu ya sevinç gözyaşları mı olur? Niye olmasın? Seninki hüzün gözyaşı oluyor da benimki niye sevinç gözyaşı olmuyor? Doğru mu? Evet. Yine alime gayptan bir nokta. Bak burası önemlidir arkadaşlar. Vahye mazhar Resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alimi gayb. Şimdi alimi gaybın en tehlikeli boyutu burasıdır. Şimdi alimi gayb dediğimiz bizim isim metafizik bir alan vardır. Mesela bizim bu metafizik alanında en çok ilgimizi çeken varlıklar kimlerdir? Cin, Bak hiç kimse melek demez. Halbuki iman ürüklü melektir. Değil mi? Evet cinlere iman etmemiz zaruridir. Çünkü Kur'an'da geçer. Ama ve lakin iman esasasında ne vardır? Melaike vardır. Doğru mu? Niye herkes ben derim alemi, gaypta, metafizik alanda bizim dikkatimiz çeken ilk varlık deyince niye kimse melek demedi? Herkes cin dedi. Çünkü bizim aklımızda en baskın karakter cindir. Üç hafliler. En tehlikeli üç hafliler cin değildir yani. En tehlikeli üç hafliler zaman ben söylüyorum en'e. Ben. Ondan sonra say alta koy ne istiyorsan yani. Ha, alemi gayba nüfuz etmek istiyorsan risaletten yani nübüvetten ders alman lazım. O kanalla girdiğinde alemi gayb açılır. Ha, alemi gayb açılır. Metafizik alana geçtiğinde abiler, oradan geri dönüşü de zordur. Şimdi bazı kardeşler böyle gaza gelip maneviyatta terakki etmek adına kendi dünyalarında böyle kendini aç bırakıyorlar işte uydurmuşlar yeni yeni bazı oruçlar. Hurma orucu diyor adam. Böyle bir oruç var mı ya? Okudunuz mu ilmi Hurma orucu. Su orucu. Ya ayar oluyorum ya. Abicim oruç değil o. Diyet desen ona. Bir şey deme. Oruç deme ya. Pazartesi, perşembe orucu var benim bildiğim. Eyyam biz orucu var. Ramazan orucu var. Ha, bildiğim oruçlar bunlar yani benim. 6 gün şevval orucu var. Yani hiç hurma orucu diye bir oruç yok yani. Literatürde yok. İslam literatüründe yok yani. Ha sen buna diyet dersin. Ha şimdi bakın. Sen ben eğer kendi fizyolojik olarak alışkanlığımızı terk etmeye başladığımızda, yemekle ilişkimizi kesmeye başladığımızda, yavaş yavaş ceset incelmeye başladığında ruh daha böyle yayılmaya başlar. Bu sefer alemi gayba dair pencereler açılır. Mesela rüyalarınız berraklaşmaya başlar. Daha da üst gittiğinizde eğer bir önünüzde bir rehber yoksa mesela bir ehli tarikatın tazavvufta yapmış olduğu riyasetten önde bir rehber vardır o sizi götürür. Ya ben kimseye tabi olmam ben böyle aç kalacağım işte rüyamda şunu gördüm rüyamda böyle gördüm. bakmışım Mehdi oğlum dersin çıkarsın piyasaya yani. Çünkü girdin mi alana seni maymuna çevirirler yani. Kardeşim bakıyorum adam enteresan meraklı yani rüya görmek istiyorum. Ya kardeşim ne gerek varsa ne yapacaksın rüyayı ya. alemi işaretleyene yetmiyor ya. Ama tabii alemi işarette böyle varlığı müşahede etmek çok zevkli değil ama cinden bahsetsek. Herkes sizi dinler. Bak bu da ben kuştan böcekten bahsediyorum. Bir kısmını sıkılıyorsunuz ya. ne anlatıyor an. ya? Gene geldik kuş, böcek, arı, sinek. İşte anlarsam ki arkadaşlar bakın bir cin gördüm. <laughs> Acayip bir şey falan. Nasıldı falan abi. Bak şimdi anlatacağım. Ayakları böyle ters. Falan böyle böyle falan. Bu abi cindeme gelirler diyor. Ha bunlar merak işte bakın. Böyle şeyleri merak etme. Ha böyle bunun tabii şimdi bak değişik versiyonları var. Ne diyorlar işte bu? ne gezisi diyorlar. Astral seyahatler, mayatlar. Youtube'da falan böyle merakları giriyor gençler izliyorlar. Abi izledim, izledim, izledim. Kardeşim neyi baban arıyorsun sen böyle şeylerle? Her izlediğiniz bilgi sizde iz bırakır. Sokma parmağını mübarek parmağını. Ne işin var da yani? Yakacaksın contayı ondan sonra. Zaten bütün Elek gibi olmuşuz günahlardan, alem misalde işte televizyonlar, şeylerden, YouTube'lardan, Instagram'dan, reels videolarından elek gibi olmuşuz. Her tarafımızdan giren gelene giren ya bizim zaten Ada bu muhaşet yüzünden çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani ve kılık, kıyafet, yediklerimiz falan. Yani diyorum ya oh oh, oh. Yani oraya girdim mi metafizik alana çok ciddi şekilde problem çıkmaya başlar. Adam şey ya gece geliyormuş abi. Kime geliyor? Ayakta sana gelir. Ne işin var gece ayakta? Geceleri çok korkuyorum. Niye ayaktasın arkadaşım sen gece? Bak hep benim ayar olduğum, bizim evde de böyle çok mücadele ettiğim noktadır bu benim ya. Ya abi, gece onların zamanı. <laughs> şimdi adam çıkmış dolaşıyor, adamın karşısına çıkmış. Ne abi, senin? Ne işin var orada ya? Ha bu saatte senin uyuman lazım ya. Al abdestini uyu. Sen şimdi gelmişsin iki, bütün gece abuk sabuk şeyler izlemişsin. Alemi misalden alem işaretinden yüklemişin garip garip. Zaten elinden telefon düşmüyor. Bütün gün böylesin. Zombi gibi olmuşsun. Hep onu izle. Hep onu Twitter'da bunu izle. Yok Reels'te bunu izle. Onu izle. Bunu izle. Oradaki çarpışma. Orada affedersin şehvani görüntüler. Tamam mı? Zaten düşünce sistemi çökmüş. Olan, ölmüşsün babam sen. Kendin cin olmuşsun zaten. Seni görsem korkarım. Ha, böyle yaparım lan ne bu adam be. Bakıyorsun böyle hayata dair her türlü fonksiyonu da çökmüş adam. ya. Bir de gece olmuş 2-3 ayakta. Sen ne işin var bu saatte ayakta kalıyorsun ya? Psikoloji bozuluyor. Ha? Böyle ha, bir de şey... zaten kıyafetler sivil. Tuvalet adabı yok, banyo adabı yok. Zaten evin içi fır döndü. Ha, ev şey gibi Picasso'nun sanat tablosu gibi her yerde resimler. Küçük küçük heykelcikler. Tamam mı? Yani her şey alan açık yani. Aynalar. Oraya gelmeyecek Nereye gelecek? Zaten onların mekanı olmuş oraya. Senin çıkman lazım yani. <laughs> o yüzden yani gece geç oturma. Geç saatte oturma arkadaşlar. Tehlikelidir. Yatacaksın kalkacaksın 3'te 4'te neyse teheccüd vaktinde o saat senin saatin. Bir abdest alırdın mı tamam bitti Allah'ın izniyle oradan giderler oradaysalar da yani. Sonra evde Kur'an okunan bir evde Allah'ın izniyle böyle erva habisinin vesaire olması olmaz yani. Ama o saatlerde o ayakta durmayın arkadaşlar. Yani yatın çocuklarımızı yatırmaya çalışalım. Ben yatıramıyorum ayrı mesela işte ama yatıracağım inşallah yani. Yatırmak için uğraşıyorum ama ben yokken biliyorum ki hepsi ayaktalar. Bakıyorum işte, tamam. arabadan gelirken şeyden küçük köy tarafından lamba yanıyor. Ben yaklaşıyorum tak kapanıyor. Hepsi uyuyor tak edebiliyor böyle. Ben, ben bilmiyorum. Alışmışlar ama çok kötü. Yani ben gece ayakta durup da psikoloji düzgün olan adamı görmedim ha. Bunu bilin. Bak yemin ediyorum en az 3-4 tane kişi tanıyorum ben. Tamam mı? Psikoloji darmadan ve bütün sebebi maalesef gece oturma. Gece olmuş bir buçuk iki adam kahve yapıyor. Oğlum vardiyada mı çalışıyorsun <laughs> uyku tutmasın ya? Ya ne işin var abi o saatte sen kahve içiyorsun ya? Sonra bütün gece ayakta durup televizyon açık bırakıyor. Uyuyamıyor. Uyuyamıyor. Çünkü neden? Biri ses gelmesi lazım yani. Korkuyor yani. Evet. Burası önemli. Evet. Kainatın ayna gibi iki yüzü var. Biri mülk ciheti ki aynenin renkli yüzüne benzer. Diğeri melekutiyet cihetidir ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ciheti ise zıtların cevelengahıdır güzel, çirkin, hayır, şer, küçük, büyük, ağır, kolay gibi emirlerin mahalli vürududur. Burası. Şimdi abiler bakın iki nokta var. Şimdi zahir yani mülk dediğimiz bizim şu alem-i duyularımızla yani beş duyu organımızla hissettiğimiz, tanımlama yaptığımız alandır. Burası görülen alandır. Burada çirkin vardır, burada ondan sonra kötü vardır, burada ondan sonra şer vardır, bunda hayır vardır. Zahirde Nisbi olaraktan. Bir de gayb vardır. Gayb vahiy ile bildirilir bize. Yani Kur'an son vahiy. Şimdi buradan her şey güzeldir. Yani varlık sahasına çıkan yerin kaynağı burasıdır. Şimdi bak biraz daha meseleyi size anlatmak için şöyle bir çizelge yaptım. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın zatı var. Cenab-ı Hak zatıyla ondan sonra şu kainatı. Bilinmek, görülmek adına yarattı. Hadis kuşta geçen ifadeler. Bunlar tabii çok üzerine düşmemiz gereken ifadeler ama hızlı geçeceğim buraları. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın şuunatı var. Mesela Cenab-ı Hakk'ın lezzeti mukaddesesi vardır. Cenab-ı Hakk'ın şevki mukaddesi vardır. Sürürü mukaddesesi vardır. Mesela Cenab-ı Hak lezzet alır. Cenab-ı Hak sürürü duyar. Mutlu olur yani en basit manada. Ama senin benim gibi değildir. Ama onları anlamak adına bir şuunat dediğimiz, üstadın tabirinden aciz olduğumuz diye ifade etmiş olduğu, fakat benim anlamak zorunda olduğum ve anlamak zorunda olduğum için de bir hat koymak adına bendeki numuneleriyle ifade ettiğim şeylerdi bunlar. Mesela sen nasıl gibi iş yaparken lezzet alırsın, şevk alırsın, Cenab-ı Hak da öyledir yani. Şimdi geldik biraz daha sıfat kısmına. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları vardır. Mesela cömerttir Cenab-ı Hak. Değil mi? Cenab-ı Hak cömerttir. Cenab-ı Hak kerimdir. Kerim ne demek? ikram eder. Ama bir noktası daha vardır. Cenabı ı Hak, kafir, münafık, Yahudi, eşkıya hiç fark etmez evliya herkese ikram eder. Bakın Firavun aç kalmamış, Nemrut aç kalmamış. Süfyan aç kalmamış. Hepsi şaşayla yaşamışlar. Allah hepsine vermiş. Bak biz kerim olamayız. Kerim olmak zordur. Çünkü biz bizi sevenlere ihsan ederiz. Mesela ben Serkan abi hakaret etsem Serkan abi bana selam bile vermez. Bak yemeği selam vermez yani. Ama atıyorum işte e, Emre abi, Serkan abi çok sevse, hürmet gösterse Serkan abi ona her şeyi verir. Bu cömertliktir ama ikram ayrı meseledir. Bak bu bir sıfattır. Şimdi sıfattan biraz daha öteye geçtiğimizde Cenab-ı Hakk'ın esması gelir. Esma ilahiye. Şu kainatta her ne görüyorsak esma tezgenden çıkmıştır. Yani mesela şu masa bir esmanın tezahürüdür. Bakın bunda bir şekillendirme yapılmış. Cenab-ı Hak musavvirdir. Biz Cenab-ı Hakk'ın musavvir olduğunu kainatta yaratmış olduğu mahlukatın şekillerinden anlarız. Cenab-ı Hak müzeyindir. Cenab-ı Hak süslendirir. Bakın renk renk, renk yapmış. Hafiften solmaya başlamış. Bu sol, solmalar bile bir yaratılıştır. Güzelliğe güzellik katar. Çünkü güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Zıtlık olmazsa kainatta biz hiçbir şekilde dereceyi anlayamayız. Ha hakikatte aslında her şey güzeldir. Esma ilahiye kainatta her an tezahür eder. Bütün renkler mülevin esmasını gösterir. Bizim ayakta durmamız, ağaçtan ayakta durması kayyumiyeti gösterir hayatta olan bütün varlıkların hayatları Cenab-ı Hakk'ın hay esmasının tezahürüdür. Cenab-ı Hak aynı zamanda mümittir, öldürür. Bakın bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın esmasının tezahürüdür. Şimdi esma dışa vurduğunda ikiye ayrılıyor tabiri caizse. İki tane şeyle ben esmayı sıfatı şunu attı ki ta ki zatı müşahede ediyorum. Bir tanesi mevcudattır. Sekiz sınıf mevcudat vardır kainatta. İnsan, melek, şeytan, ruhaniyet, cin, Ondan sonra hayvanat, nebatat, cemaatat. Sekiz varlık yaratmış Cenab-ı Hak. Sekiz varlık. Bakın oradaki şeyde onlar. Cemaatat dediğimiz cansız, zahiri cansız varlıklar. Dağ. Cansızdır, taş. Cansızdır değil mi? İşte nebatat deriz bitki alemidir işte. Şu anda milyonlarca, milyarlarca bitki yaratmış Cenab-ı İşte hayvanat tayfesi malum. Biliyorsunuz işte cin tayfesi var. Bir de ruhaniyat var. Nurha ruhaniyat melaikeden farklıdır. Mesela şu anda şurada kaç kişi var? 80-90 kişi var değil mi zahirde? Burası ruhaniyat ile doludur. Burası cinlerle de doludur. Şurada burada cinler var. Nurcu cinler. E yani nasıl sen cemaat eylesin? Cinlerin içinde iman edenler var, cemaat eğilileri var. Şimdi bir adam dersen korkuyor tek başına. Sen niye korkuyorsun dersen tek başına? Burada olsa olsa nurcu cin olur, kalkarsın, müteala müzakere yaparsın yani. Mehmet abi yapmıştır, bu arada da bakmayın siz bunun. Derin evliyadır bu yani. Bak şimdi, dinler vardır, ruhaniyat vardır. Derin bak, şeytan var malum, biliyorsunuz zaten. Melaike ve insan. Bakın, 8 tane mevcudat vardır. bunlar hepsi esma tezahürüdür. Mesela şeytan, esmanın tezahürüdür. Yani haşa vaşa Allah rakip değildir yani. Önü şeytandır, arkası mudil esmasıdır. Ama melakin kendisinde bir cüz-i olduğundan dolayı ne yapmıştır? İhsan etmiştir ve ondan sonra kendisine muhlet verilmiştir. Ama Cenab-ı esmasından tezahürüdür yani. Şeytan şer midir? <laughs> Zahiri şerdir. Doğru kullanırsan hayrı mutlaktır. E bugün Bediüzzaman'ı zaman Bediüzzaman yapan, evliya evliya yapan değil mi? Ashab-ı kiramı zirveye çıkaran nedir? Şeytanla yaptıkları mücadeledir yani. Nefisle şeytanla yaptıkları mücadelede ne yapmışlar? Doğru kullanmışlar. Şimdi bilirsiniz, şeytan gel, şeytana uydum. Ayet var mı şeytana uydu ya? Hemen kıvırıyoruz işte. Ne, abi, hiç sorma abi, şeytana uydum diyor. Niye uydun? Niye Rahman'a uymadın? Hulusi abi demiş. Bir tane asker gelmiş, bir yanlış bir şey yapmış. Hulusi abi tanıyor tabii mübarek adam, asker. Ya demiş komutanım demiş işte şeytana uydum demiş. Hani can damarından yaklaşıyor ya. Demiş evladım niye Rahman'a uymadın demiş. <laughs> Şeytan uyma. istiaze. Ha ikinci bakın Esma'nın tezahürü işte bizim çokça kaçırdığımız nokta hadisat zeminidir. Başımıza gelen musibetler, hayat, ondan sonra rızık, ölüm bunların hepsi bakın bunların hepsi yine Esma'nın tezahürüdür. Yani ben aslında perdenin önündeki mahlukatla, mevcudatla, hadisatla uğraşırken zahirde Arkadaki esmanın tezahürlerini okuyorum aslında. Gaybla ilişki kuran perdenin öndekilerle uğraşmaz. İkili mübaşede sıkıntılarımızın temeli budur. Ben Serkan'la sıkıntı yaşıyorum işte. Serkan atıyorum ben de sıkıntı yaşıyor. Evde gelin kaynayla ilişkilerinde sıkıntılar var. O bana böyle yaptı, bunu yapar yaptı. Kimse perdenin arkasına geçmiyor. Halbuki perdenin arkasına geçse, dese ki ya ben hangi filme kadere fetva verdim ki bu kadreme sebebiyet verdi. Bu kadın işte evet bu gelin Esma'nın tezahürü değil mi? Ee, Cenab-ı Hak ben de hadisat zemininde konuşmuyor mu? O zaman benim bir kusurum var değil mi? Anlamam gereken bir ders var. Ne yapmam lazım? Kusurumu yüzleşmem lazım. Ben ne yapayım? Böyle yapmıyorum. Aa, o onunla didişiyor, o onunla didişiyor. Kavga bitmiyor, bitmeyecek. Toprağa gir, orada da kavga edecek. Çünkü şahadeti mutlak zannetti, gaybı göremedi. Ne oldu? Gaybla ilişkin kesildi mi arkadaşlar? Gaybla ilişkisi kesilen kaybolur. Kaybolur. Keser. Bütün bağlantıyı keser. O yüzden müminler gayba iman ederler. Müminler Allah bizi gayba iman edenlerden eylesin hepimiz. Evet burada duruyoruz inşallah. Bir dahaki derste ikinci sözün girişine başlıyoruz. Yani zemin hazır ettik. Bu güzel bir temeldi. Radyan temel koyduk yani Allah'ın izniyle. Kazıkları çaktık tamam mı? Şimdi bundan sonra ikinci sözü yaparken böyle sağlam inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle sağlam şekilde alemize oturacak. Allah amel etmeyi nasip etsin. Tamam. Elhamdülillahi Rabbil alim. El Fatiha.